Gezi Parkı eylemlerinin kitlesel bir isyana dönüşmesinin kendiliğinden gelişen bir dalga olmadığına dair güçlü bağlantılar ve isimler ortaya çıktı. Bu tabloyu görmek için olayların patlak verdiği 31 Mayıs gününün bir hafta öncesine kadar gitmek gerekiyor. Özellikle sosyal medyada o günlerde başlayan anormal hareketliliğe dikkatli bir gözle bakınca her şey apaçık ortaya çıkıyor. İşte çarpıcı bir örnek. Melin Edenvoy adlı bir Twitter kullanıcısı. Kreatif reklamcı. İngiltere'de yaşıyor ve Türkiye'deki bazı reklam ajanslarıyla yakın ilişki içinde. Sık sık Türkiye'ye gidip geliyor. Diren Gezi hashtagini olaylardan birkaç gün önce ilk ortaya atan isimlerden biri. Twitter'daki mesaj trafiğine bakıldığında kitleleri isyana teşvik eden tweet trafiğinin baş mimarlarından biri olarak görünüyor. Mesaj trafiğinin içinde ise başta ünlü reklam, pazarlama ve iletişim şirketi MediaCat, gezi eylemlerinin kitleselleşmesinde başrol oynayan tiyatro sanatçıları ve bazı tanıdık gazeteciler var. Eylemlerin organizatörü gibi çalışıyorlar ve sürekli gerilimi tırmandıran tweetler atıyorlar. <laughs> Biraz daha dikkatle bakıldığında bu İngiliz vatandaşı kullanıcının Mehmet Ali Alabora'nın başrolünü oynadığı ve isyan provasının yapıldığı iddia edilen Mi Minor adlı tiyatro oyunu ekibinde yer aldığı görülüyor. Melin Edon Vohi bu oyunun afiş ve diğer kreatif işlerini yapıyor. Medyaket şirketinin sahibi, ünlü reklamcı ve iletişim danışmanı Necati Özkan ve Medyaket dergisinin şef editörü eşi Pelin Özkan da bu trafiğin içinde. Halkı isyana çağıran tweet trafiğinin tam merkezindeler. Birbirlerinin tweetlerini paylaşarak isyan dalgasını büyütmeye çalışıyorlar. Mehmet Ali Alabora, Rıza Kocaoğlu, Levent Üzümcü gibi her gün Gezi Parkı'nda eylemleri tırmandırmaya çalışan tanıdık oyuncularla da yakın ilişki içindeler. Sosyal medyadaki bu organizasyonun en dikkat çeken yanı ise isyana teşvik için üretilen yaratıcı sloganlar. Başta Medyaket olmak üzere bazı reklam ajansları Gezi'ye yaratıcı destek parolasıyla ürettikleri sloganları paylaşmaya çağırıyor. Derginin şef editörü Pelin Özkan, eşi ünlü reklamcı Necati Özkan'la birlikte bu işin organizasyonunu yürütüyor. Bu trafik reklam ajanslarının Gezi protestolarındaki rolünü apaçık ortaya koyuyor. Medyaket'in sahibi Necati Özkan, tanınmış bir reklamcı ve iletişim danışmanı. Dünyanın en büyük bağımsız reklam ajansı networklerinden Dialog International'ın da başkanı. Bir dönem CHP'ye danışmanlık yaptı. Sahibi bulunduğu Öykü Ajans, Türkiye'nin en büyük kamu ve özel kuruluşlarını müşteri portföyünde bulunduruyor. Mersin Akdeniz Oyunları, İzmir Expo 2020 gibi uluslararası dev organizasyonları o yapıyor. Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olan Halk Bank'ın bütün ürünlerinin reklam ve tanıtımları da bu şirketin elinde. Bu sürecin CHP adına ve evet. Türkiye adına normal ve doğru bir süreç olduğunu düşünüyorum.